Merhaba sevgili arkadaşlar. Aydın Didim Altınkum Mahallesi'ndeyim. Bu sitemiz bitti. Burada satılanlar satıldı. Birkaç tane kaldı. Fiyatlar 1.650. Değil mi abi? Kaç tane satıldı? 4 tane kaldı. 4 tane kaldı. Hep satıldı. 4 tane kaldı. Diğerleri satıldı. Valla şükür. İşte öyledir bu işler. Sevgili arkadaşlar işte kaç tane var ki abi burada? 20 taneden 16 tane satıldı. 4 tane kaldı. Fiyatlar 1.650.000. Bunu sunacağız Furkan. Böyle tara bu evi. Tara. Tara bu evi. Hepsinin kendine ait otoparkı var. Hepsinin efendime söyleyeyim önünde bir yeşil alan var. 3+1 açık mutfak. Abi aidatlar belli oldu mu? Aidatlar henüz belli değil. Ama buranın aidatları en az yılda 6-7 milyar olur. Kaç? 20 tane var değil mi? 20 tane. 20 tane olduğu için bir tane güvenlikçi sen olacaksın. Havuz bakımı. Çevre bakımı. 20 tane doğrudur. Yani 5.000 lira falan olur. Çünkü çalışan arkadaşın sigortası var. Havuz bakımı var. Peziyaj var. Bahçe aydınlatmaları var. 5.000 liradan aşağı yılda en az bu para olacak. Arkadaşlar bitişik nizamdır. O tekli bir iki tane vardı. Onlar zaten başlamadan satılmıştı. Şimdi burada 4 tane kaldı. Şunu arz edeyim. 2 ay öncekiyle şimdiki bir değil. İşte altın düştü, döviz düştü. Bu evler niye düşmüyor? Valla onlar tartışma, münazarayı biz bilemiyoruz. İstişareler biz bilemiyoruz. O münazarayı yapan ekonomistlerle istişare yapmak lazım. Biz sadece bize denilen fiyat neyse biz de sunuyoruz. Gidişat da öyle bir şey ki biz bakıyoruz ki artıyor. Biz de muhataplarımıza, yatırımcılara, Didim'de konut almak isteyen, Didim'e yerleşmek isteyen siz değerli arkadaşlarımıza diyoruz ki bu hep rampaya gidiyor, hiç aşağı inmiyor. Ezelden beri de öyledir. Ve buradan havuz başından iniyoruz. Havuz başından iniyoruz. Buraya insanlar tenten falan da yapıyor, yapabilir. Burada da komşuyla arası böyle güzel bir aksesuar yapılmış komşuyla arası. Furkan biraz ileri git burayı bir şey yapalım. Abi elektrik var mı? Burada elektrik var mı? Evet. Sen içeri yak. Abi sana zahmet ediyoruz ya. Ya bir tane arsa vardı 50 lira. Arkadaş biz bilmiyorduk. Biri kaparıverdi bize. Ondan sonra aralarında bir tarih koydular. O gelene kadar arsa 100 lira oldu. Gitti artık. Biz de keşke bu arkadaşı alsaydık. Neyse giden gitti. Kalan sağlar bizimdir. Evet arkadaşlar burası da herkesin kendine ait otoparkı var. Böyle de komşuyla arası ayrılmış, ayrıştırılmış. Aracınız işte buradan geliyorsunuz, aracınızı buraya park ediyorsunuz. Aracınız yoksa kapıdan elinizi kolunuzu sallayıp evinize geliyorsunuz. Burada da bir limon ağacı var, çam ağacı. Buralarda işte birinci kat biliyorsunuz iklim Ege iklimi seramikle kaplanmış. Boya deforme olmasın falan kalıcı güzel bir şey olmuş. Gerçekten numaralar da var. Adresler de belediyeden veriliyor numaratajdan. Adreste de belli. Posta kutunuz tam bu eve gelir. Koridora, evet eve girmeden önce burada bir koridor görüntüsü de olmuş. 1.650.000 TL. 1.650.000 TL. Bahçe aydınlatmalarımız çok güzel. Bu taşlar maçlar da böyle tatil beldelerini andıran bir güzellikte yapılmış. Güzel bir projesi var. Ve geldik Furkan. Geldik. Furkan'la evimize geldik. Gel Furkan'ım. Evet arkadaşlar geldik. Çelik kapımız burada. Burada merdiven yukarı çıkıyor. Buradan da bir tane vestiyer var. Bu köşeyi iyi değerlendirmişler. Gel Furkan gel. Burada da bir... Evet. Ben kapıyı kapatayım babamı. Dur. Şimdi dilersen yüzünü buraya çevir git. Arkadaşlar çelik kapıdan geldik. Çelik kapıdan geldik. Burası ne? Burası mutfağımız arkadaşlar. 30 tane villadan 4 tane kaldı. Burayı bir göster sonra babam oraya gidelim. Mutfakta bu. Şirin, tatlı evler. Ben bunu daha önce sunmuştum. Evimiz bu. Drone'la falan sunmuştum. Bu drone'la da ben sununca çevre, vaziyet, konum, şekli, şemali belli oluyor. Google arama motoru gibi. YouTube'da ikinci arama motoru olduğu için. Bazı insanlar bize uğramadan, teğet bile geçmeden böyle tık gelir, konuyor, alıyor. Biz hakkımızı helal ediyoruz. Onlar da etsin. Ve babam şimdi geç oradan da bir daha bu cepheden de salonu göster. Evet arkadaşlar tatlı şirin evler olmuş.
Bu fiyatları biz kabul etsek de etmesek de görünen köy kılavuz istemez. İşte bu evler satılmış, siz de görüyorsunuz. 1250 iken biliyorum ben burayı sundum. İnsanlar çok sistemi vardı. Şimdi de 1650 ve satılmış, 4 tane kalmış. Buradan da bir daha böyle Nasır Furkan ceketli. Böyle tespihim de var. Kunduram da olsa. Evet arkadaşlar, burası işte sitemiz. Denize de çok yakın, gidersiniz. O Medusa var ya, sallananların yeri. Gençler orada sallanıyor. Efendim ben çok fuar yaptım ya. Çocuklar denize yakın istiyor. Aslında ben dağ başlı bir yer istiyorum. Bahçeyle oynamak istiyorum. Ama çocuklar da işte şenlik, şakraklık istiyorlar diyen abiler için. Son kalan 4 ev ve buradan da yukarı çıkıyoruz. Burayı gösterdik mi, bu ayak yolunu? Ayak yolu, bu çok rahat. Oğlum, bu ne kadar huzurlu bir yer. Vallahi. Furkan, ben uçakta hobim var ya, ben lavaboya, uçağın lavabosuna gittiğim zaman kendimi çok güvende hissediyorum. O lavaboda yemin ediyorum, bazen ben kalıyorum ya orada. Kapı çalınmasa ben orada dururum uçak inene kadar. Ama işte geliyorlar, yani diyor sıra bende. O İngilizler hele ne kadar çok lavaboya gidiyorlar uçakta. Gel babam. He? İşte ben orada kendimi güvende hissediyorum. Tabii biz geçen bir kedi aldık ya, kedi. O da evet, bu oda güzelmiş. Ve ilalım ben marumum. Evet arkadaşlar. Şimdi burası da evimizin birinci odası. Oda bir. Bu oda büyük. Vicdanım rahat, büyük diyebilirim size bu ev. Bu evi büyük diyebilirim. Bu evi büyük diyebilirim. Bu odanın bir de balkonu var, sinekliğimiz de var. Bunlar neymiş lan? Bu ne sağlam bir şeymiş, bu sıva mı? Bu sert bir, bu mantolama değil, sıvadan yapmışlar arkadaşlar. Biraz sıvadan yapmışlar bunu. Bu mantolama hiç iyi bir şey değil, ben size söyleyeyim. Bir daha burayı göster, güneş girdi gözüme. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş burayı bir de okut. Oku. Sen kağıt ol, ben de kalem. Yaz beni yarim yarim. Gel, gel babam. Oda bir. Ceketli halim nasıl olmuş arkadaşlar? Evet ve geldik. Furkan cidden bu odalar güzelmiş ya. Odaları güzel arkadaşlar. Oda iki. 1.650.000 TL. Bu da evimizin ikinci odası. Bugün üçüncü videomuz. Bu da evet. Vallahi. Üçüncü odayı da gösterelim. Oda 3. Bu da oda 3. Arkadaşlar üçüncü oda. Burada da ufak bir balkonu var. Zaten bu tip yerlerde, bu birinci katlarda falan kimse balkon kullanmıyor. Sadece dekor için koyuyorlar. Koymasalar. Zaten bu balkonlar da artık imar yönetmenliğine göre şeyde sayılıyor. Metrekarede sayılıyor. O yüzden dilediğiniz balkonu çok büyük yaparsanız evi ufak yapmanız lazım. Öyle bir terbiye ettiler imarı. Evet, gel. Gel babacığım, gel. Hoy hoy. Evet sevgili arkadaşlar. Bu da banyomuz. Burası da bizim banyomuz. Bu da duşakabinimiz, banyomuz. Ve buraya gel babam. Şimdi sen oraya geç. Oradan geç. Banyoyu iyice göster. Gösteriyor musun banyoyu Furkan? Merhaba Furkan. Evet arkadaşlar, burayı göster. Kaç dakikadır gösterdik? 9 dakika. Evet sevgili arkadaşlar, burayı da size arz ettik. Burada merdivenimiz, aşağı iniyoruz. Buraya kadar saygılarımı sunuyorum. Hepinize bol bol halaylı, güzel, türkülü günler dilerim. Bol şemameli günler dilerim. Hoşça kalın, saygılarımı sunuyorum.